Arkadaşlar merhaba. Bu videodaki başlığımız 8051 tüm devre uç fonksiyonları. Genel olarak 8051'in uç fonksiyonlarından, uç özelliklerinden, özel olarak da Adobe 841 mikro denetleyicisinin uç özelliklerinden, fonksiyonlardan, bir başka ifadeyle portlarından, portların ilgili pinlerin sahip olduğu özelliklerden ve genel olarak portların özelliklerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi 8051 4 tane porta sahip. Bunların isimleri port 0, port 1, port 2 ve port 3. Portlarla ilgili söylememiz gereken en temel noktalardan birisi, her birinin bildiğiniz gibi eşit adette ve 8 tane fiziksel uca sahip olduğu ve temel olarak aslında genel manada bunlar hem giriş hem de çıkış özelliğine sahipler. Ama buna dair bir istisnamız var. Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Bunun dışında portlar sadece ilgili portun bir pini olarak fiziksel olarak dış dünyaya açık şekilde ve özellik olarak kullanılabileceği gibi ilave işlevlere de sahip olabilirler. Örneğin burada port 0'ın ve port 2'nin harici bellek özelliklerine aynı zamanda sahip olduğunu görüyoruz. Yine port 3'ün de şu anda henüz görmediğimiz seri haberleşme gibi örneğin ya da hemen bu dersten sonra göreceğimiz zamanlayıcı sayıcı özellikleri, kesmeler gibi ilave özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bir fiziksel pin sadece ilgili portun ilgili pini olarak kullanılmaz. Alternatif özellikleri de mevcuttur. Bunlar için de kullanılabilir. Tabii bunlardan birini seçmek durumundayız. Eğer alternatif bir özelliğini portun kullanmışsak bu durumda fiziksel o portun ilgili pinini artık o port için kullanamayız. Yalnız bunlar pin pin düşünülebilir. Yani bütünüyle portun sadece port ya da harici ilave özellik olarak kullanılması gibi bir durum söz konusu değil. Her bir pin için ayrı ayrı düşünülebilir. Fiziksel olarak 32 tane pin sadece portlara ait gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz 8051 kılıfı DIP adı verilen iki tarafında klasik bizim en çok kullandığımız entegre tepkilerinden birisi. Delikli PCB'ye bağlantıya uygun. Geniş yapıda gördüğünüz gibi ve sağında solunda 20 tane fiziksel uca sahip. Şimdi 32 tane uç sadece portlara ayrıldığına göre zaten kaçınılmaz olarak portların bazı en azından portların diğer mikro denetleyici özelliklerini kullanabilmek için bu özelliklerle ilgili pinleri ortak paylaşarak kullanmaları bir gereklilik. Temel olarak mikro denetleyiciler her entegre gibi bir kere besleme ucuna sahiptirler. Onun dışında sayısal entegrelerdeki gibi bir clock işaretiyle sayısal mantıkla çalıştıkları için buna dair de girişlere sahiptirler. İki tane besleme ucumuz burada gözüküyor. Diğer osilatörle ilgili iki ucumuz mavi ile işaretlenmiş. Ve bir diğer yine çok temel mikro denetleyicinin en temel özelliklerinden birisi reset ucuna ait de fiziksel bir pinimiz söz konusu. Bunun dışında mikro denetleyicinin sahip olduğu çevre birimlere ve ilave özelliklere göre ve bunların sayısına bağlı olarak mikro denetleyiciler daha fazla sayıda pine sahip olabilirler veya bu pinler de bazen iki değil daha fazla özellikle paylaşımlı olarak ortak olarak kullanılabilir. Fiziksel 8051'in fotoğrafını da gördükten sonra reset özelliğinden bahsedelim. Şimdi fiziksel yapıda gördüğünüz gibi mikro denetleyicinin reset pinine doğru sinyalin gitmesi gerekir. Bu doğru sinyal reset istendiği zaman ilgili lojik seviyenin gönderilmesi ve aynı zamanda istenmediği durumda da kesinlikle bu lojik seviyenin gönderilmemesi anlamına gelir. Yani biz reset için ilgili seviyeyi göndermemesinin bir gereklilik olduğunu bileceğiz. Örneğin burada dikkat ederseniz artı 5 volt ilgili bu butona bastığımızda bu reset pinine gider ve mikro denetleyici resetlenmiş olur. Ama aynı zamanda bir resetin yapılması için bir gereklilikse reset durumunun oluşmaması için olan gereklilik de buraya yüksek lojik seviyenin iletilmemesi.
Dolayısıyla bunun da sağlanabilmesi için burada istenmeyen transient bazı etkilere yönelik bir kapasitör ve buradaki elektriksel devrenin de fiziksel anlamda tamamlanabilmesi için reset uygulanması durumunda bir direnç söz konusu. Bunlar elektriksel olarak ilgili bağlantının gerçekleştirilmesine yönelik diğer noktalar. Fiziksel olarak harici bir osilatör kullanabiliriz mikrodenetleyicilerde. Özel olarak 8051'de ya da ADX841'de 12 MHz ya da 11,0592 MHz gibi biz osilatörleri kullanıyoruz. Burada seçtiğimiz osilatörün değeri daha sonra göreceğimiz zamanlama özelliklerinde ayrıntısını vereceğim üzere mikrodenetleyicinin birim zaman çevriminin bir aslında karşılığı. Buradaki seçtiğimiz osilatör frekansına bağlı olarak mikrodenetleyicide ilgili birim zaman işaretini üretmiş oluyoruz. Bunlar elektriksel olarak veya diğer yönleri itibariyle daha detaylı ele alınabilir. Ama bizim dersimizin ana kapsamını oluşturmadığı için bu bölümle yeterli olarak düşünüyorum. Diğer noktalarına geçelim. Şimdi reset'in uygulanması sonrasında 8051 için ve ADX841 için bilmemiz gereken bazı temel noktalar var. Derste alt program konusunda ele aldığımız üzere stack pointer bizim için alt programda temel işlevleri denetleyen saklayıcılardan birisiydi. Varsayılan değeri 0,7 hex'ti. Biz bunu değiştirebileceğimizi söylemiştik. Ama bu değiştirme işlemi bizim program kodları arasına eklediğimiz ilave bir kodla olur. Mimarisi üzerinde, fiziksel yapısı üzerinde mikrodenetleyicinin bir değişiklik oluşturmadığımız için her reset sonrasında aslında stack pointer varsayılan değerine geri gidecek. Daha sonra bizim kodda eğer farklı bir değer atamışsak o değere gelir ama varsayılan değeri örneğin reset sonrası işlemler kapsamında ele alırsak neler olduğu bağlamında stack pointer'ın değerine 0,7 olacağını söyleyebiliriz. Yine program sayacı, program counter varsayılan olarak 0 değerine sahip. Her reset işlemi sonrasında program counter'ın değeri 0,0,0,0 hex değerine ulaşır. Daha doğrusu bu başlangıç değerinden başlar ve komutumuzun program belleğinde bulunduğu konuma göre de program sayacı otomatik olarak ilgili değeri alır. Komutun bellekte kapladığı duruma göre bu sayaç değer arttırır. Yine portlardan bahsedeceğiz. Uç ilişkilerinden bahsedeceğiz mikrodenetleyicinin. Portlarla ilgili bilmemiz gereken temel bir bilgi de onların reset sonrası değerlerinin FF olduğudur. Yani bütün pinlere bir lojik seviyesi gönderilmiş olur. Yine reset sonrası bunlar fiziksel noktalardı. Başka şeylerden de bahsedebiliriz. Örneğin reset sonrası olacak noktalar itibariyle. Örneğin bank sıfıra geçiş yaptığımızı yine biliyoruz. O anda hangi bankta olursak olalım. Reset işlemi sonrası bank sıfırdan başlarız. Osilatörle ilgili gerekli yukarıda bilgiyi verdik. Harici bellek pinleriyle ilgili bizim dersimizde şu anda temel noktada bir kapsamımız henüz yok. Bunu şimdilik atlayalım. Şimdi giriş çıkış pinlerinin, portların ilgili pinlerinin özelliklerine detaylı şekilde bakacağız. Bildiğimiz gibi her portun 8 tane pini birbirinden bağımsız olarak ve her portun yine giriş çıkış özelliği anlamında bağımsız olarak teorikte ayarlanması mümkün. Bu bize önemli bir esneklik katıyor. İster giriş ister çıkış olarak ayarlayabiliyoruz ilgili pini. İlgili pin üzerinde bu işlemleri yapabiliyoruz. Fakat bazı ayrıntılar var. Her portta bu genelleme doğru değil. Bazı portların fiziksel yapıları birbirlerinden farklı. Bu tür ayrıntılara, bu tür noktalara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi temel düzeyde başlarsak öncelikle port 1 ile port 1 niye port 1'den başladığımızın cevabını da birazdan vereceğiz. Şimdi dikkat ederseniz öncelikle bu yapıyı analiz etmeye çalışalım. Pull-up yapısı dediğimiz bir fiziksel yapı söz konusu. Yani bir direnç burada lojik seviyeyi yukarıya taşımış
oluyor. Yani rep, pull-up direnci fiziksel olarak pozitif besleme seviyesine taşıyor ilgili pini. Buna pull-up yapısı adını vermiştik. Buradaki direnç bu işlemi gerçekleştiriyor. Dikkat ederseniz bu mikro denetleyicinin içerisinde, yani fiziksel olarak bizim bulunması gerekiyor veya mantıksal olarak pine giriş ve çıkış işaretlerini uygulayabilmek için böyle bir mekanizmadan, yapıdan yararlanmamız gerektiğini ifade etmiştik. Bu direnç pull-up ya da pull-down yapısı olabilir. Burada gördüğümüz gibi port 1 için bu mikro denetleyicinin iç dünyasında mevcut. Yani siz dışarıdan bunu bağlamasanız da, harici bir pull-up yapısı kullanmasanız da bu pine hem giriş hem de çıkış sinyalleri vermeniz ya da oradan çıkışları elde etmeniz teorik olarak söz konusu. Bazı portlarda, örneğin port 0'da söyleyelim bununla ilgili olarak. Port 0'da bu özellik mevcut değil. Port 0 open drain denilen yapıya sahip yüksek empedans seviyesinde. Dolayısıyla bizim port 0'da bu yapıyı fiziksel olarak bulunmadığı için, harici bellek kontrolüyle kullanımı ile ilgili bir özelliği olduğu için ve mimari de bu şekilde tasarlandığı için port 0'da harici bir pull-up yapısı oluşturarak port 0'ı kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz bir tutucu var, leç. Harici dünyamız sağ tarafta. Mikro denetleyicinin içi şu kalın çizgi ikisini ayırıyor. Burada, şuradan itibaren temel olarak mikro denetleyicinin iç yapısını görüyoruz. Çizgi ayırıyor. Şimdi burada ilk bakışta biraz karmaşık gelebilir. Hangi bilgi bize ne ifade ediyor? Buna önce temel düzeyde bakalım. Şimdi mikro denetleyicinin dış dünyadan sinyal okuması da mümkün. Bir pinin, ilgili pinin. İlgili pine bizim sinyal aktarmamızda söz konusu. Dolayısıyla iki yönden de ilgili pinin kullanılabilmesi gerekir. Şimdi bu pin örneğin giriş özelliğini bize verecekse benim pinin değerini okumam lazım. Dolayısıyla yön sağdan sola doğru olacak. Yani biz ilgili pinden bir değeri okuyup içeriye aktaracağız. Eğer biz bir çıkış işareti üretmek istiyorsak da bu kez iç dünyadaki bilgi dışarıya aktarılacak. Dolayısıyla iki yönlü de çalışmanın burada mümkün olabilmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz burada pin oku diye bir ucumuz söz konusu ve leç yani tutucu oku diye bir uç söz konusu. Şimdi bunun ayrıntısına girmeden önce, fiziksel olarak buraya bakmadan önce, bu temel bilgiyi verdikten sonra önce komutları bildiğimiz için komutlardan yola çıkarak bir temel ayrıma gidelim. Bazı komutlar, bunu mantıksal olarak, sezgisel olarak anlayabiliriz. Bazı komutlar doğrudan pindeki değeri okurlar. Bunlar nelerdir örneğin? Bu bölüme öncelikle geçiyoruz. Fiziksel yapıyı daha iyi anlayabilmek için. Az önce söylediğim gruptaki komutlar bunlar. Yani sadece pinden değer okuyan komutlar. Bakın dikkat ederseniz herhangi bir move komutunda eğer ben herhangi bir portu sağ tarafa yazarsam onu kaynak olarak kullandığım anlamına gelir. Dolayısıyla portun değeri değiştirilmez. Port bir kaynaktır benim için. Dolayısıyla ben kaynaktaki bilgiyi alarak hedefe aktarıyorum. Kaynağım değişmiyor, kaynak korunuyor. Yine jump bit, jump not bit gibi komutları çoğunlukla pin okuma işlevlerinde kullanacağımızı söylemiştik. Bunlarda da yine pin üzerinde bakın bir değişiklik olmayacak. Burada şöyle bir yanılgıya düşmeyelim. Burada port ilgili pini bilgisi solda. Fakat bu komutlar doğası gereği move komutları gibi düşünülmez. Burada yazdığımız adres bilgisi bizim bir etiketimiz. Yani ben sadece burada şu bölümü dikkate alıyorum. Yani burada sol sağ ilişkisi move komutunda şuradaki move komutundaki gibi değil. Dolayısıyla bu bir hedef değil şu anda. Üzerine veri yazılmıyor. Okunuyor. Bu da bir kaynak benim için. Dolayısıyla ilgili pini okuduktan sonra ben koşul gerçekleşiyorsa bu adresle belirtilmiş noktaya gidiyorum. Yine bakın şöyle yazdığımız burada bir portu tümüyle alıp A'ya yazdık. Burada da ilgili bir pini, ilgili portun ilgili pinini
okuyarak burada örneği var. Örneğin port 2.2'yi okuyarak C'ye aktaralım. Böyle bir komutumuz var. Bu yapıda herhangi bir port üzerinde port 2'nin 2 numaralı pini üzerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki değişiklik nasıl olabilir? Bunlar pin okuma komutlarıydı. Portlar ya da portların ilgili pinler üzerinde nasıl değişiklik olabilir? Örneğin lojik komutlar ANL, ORL, özel veya gibi komutlar bakın şöyle kullanılırsa ne yaparlar? Örneğin A ile ben port 1'i AND işlemine ve işlemine tabi tutuyorum. Ama sonucu nereye yazıyorum? Bu nokta önemli. Yaptığım işlem değil, işlemin yazıldığı nokta önemli. İşlemin sonucunu port 1'e aktarıyorum. Dolayısıyla bu durumda portun ilgili değeri değişiyor. İlgili pininin ilgili değeri ya da portun tamamı değişebilir. Bütün bu söylediğim iki duruma ait de komutlar burada söz konusu. Burada portun tamamı değişiyor. Çünkü portun tamamı üzerinde bir işlem yapıyoruz. Dolayısıyla bunlara bakın. Oku, değiştir, yaz. Read, modify, write ya da read, write, modify diye de yazılıyor. Komutları adı verilir. Bakın bunlar ne yapıyor? Bunlar aslında yazıyor özet olarak. Portun ilgili pinine ya da portun tamamına ben yazıyorum. Yani başka bir ifadeyle port üzerinde değişiklik oluşturuyor. Ama aslında aynı zamanda ne yapıyoruz? Portu okuyoruz. Çünkü o port üzerinde yazdığım nihai haline ulaşabilmek için bir işlem yapmam gerekiyor. O işlemi yapma esnasında da okuduğum bilgilerden birisi yine portun kendisi. Dolayısıyla önce portu okuyorum. Arkasından bir işlem yapıyorum ve bu işlemin sonucunu yine porta yazıyorum. Bu durumda bu işleme oku, değiştir, yaz ismini veririz ve yukarıdaki biraz sonra şimdi döneceğimiz tekrar mekanizmada bu işin nasıl gerçekleştiğini anlamak son derece önemli. Yine bunun dışında bakın farklı komutlar neler olabilir? Örneğin az önce jump bit komutundan ve jump not bit komutundan bahsettik. Bunlar portlar ya da portların ilgili pinleri üzerinde değişiklik oluşturmuyor dedik. Fakat dikkat ederseniz bakın jump bit clear bu noktada ayrışıyor. Niye? Çünkü her ne kadar ben porta bakıyor olsam da jump bit clear'ı üzerinde durmuştuk, bilgisini vermiştik. İlgili bitin kontrolü akabinde o bitin temizlenerek dallanma işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bakın her ne kadar öncesinde baksam da sonrasında jump bit ve jump not bitte olmayan bir durum var. O da portun ilgili pinini ya da bitini sıfırlamak. Dolayısıyla bunu bu komutu yukarıya değil bu anlamda aşağıdaki bu listenin içerisine koyuyoruz. Tek tek aynı ayrıntıyla devam etmeyelim. Hızlıca devam edelim. Bakın komutun değerinin terslenmesi ilgili sadece pin üzerinde. Ya da bir portun değerinin arttırılması ya da azaltılması. Yine bu kapsamdadır. Port üzerinde değişiklik oluşturulur. Ve daha önemlisi önce okunur, değişiklik oluşturulur ve yazılır. Yani bu üçlüyü dikkate almak aslında daha olayı net anlamamız açısından önemli. Yine bir azaltma işlemi var DJNZ komutunda. Aynı zamanda bir dallanma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar veriyorduk. Dolayısıyla portu azaltıyoruz bakın. Aslında önce portu okuyoruz. Sonra azaltıyoruz ve bakıyoruz. Önce azaltma vardı bu komutta. Önce bakmıyorduk aslında koşul anlamında bakmıyorduk. Portu okuyoruz her durumda fakat ilgili etikete dallanma anlamında önce bakmıyoruz. Azaltıyoruz. Sıfır olup olmadığına bakıyoruz. Dolayısıyla sıfır değilse dallanma işlemi gerçekleştiriyorduk. Bu durumda bütün bu işlemler yine bu komutun bu listenin içerisinde yer almasına neden oluyor. Şimdi bakın bu nokta yine önemli. Yukarıda bir move komutu vardı. Şimdi yine aşağıda bir move komutu var. İkisinin arasındaki çok temel ayrım nedir? Portun kaynak ya da hedef olması ile ilgili. Burada bir byte düzeyinde transfer söz konusuydu. Bunu da dikkate alabiliriz. Bit düzeyindeki transfer için de bunu söyleyebiliriz. Portun ilgili pini ya da portun tamamı bir saklayıcı ya da bir saklayıcının bir bitine aktarılıyor. Burada port kaynaktır ya da portun ilgili pini kaynaktır. Kendisi portun ya da portun ilgili pini değişmez. Fakat burada dikkat ederseniz nasıl bir durum söz konusu?
Buradaki move komutu port üzerinde bir değişiklik oluşturuyor ya da portun ilgili pini üzerinde bir değişiklik oluşturuyor. Çünkü C'yi kerevitini okuyoruz ve ilgili port pinini aktardığımızda artık burası değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu da bu komutun bu listenin içerisinde yer almasını sağlıyor. Şimdi diğer birbirinin ters olan iki tane komut vardı. Clear ve setbit komutları. Yine bakın ilgili pini aslında bunları da şu CPL komutuyla belki birlikte düşünmek mümkün. Bunlar doğrudan en temel bit düzeyinde işlemlerdir. Çok kullanırız. Sıfırlamak, bir yapmak ya da tersini, örneğin sıfır ya da bir olması ile ilgilenmediğimizde sadece var olan değerin tersini elde etmek istediğimizde CPL komutundan yararlanıyoruz. Şimdi biz az önceki noktaya dönelim. Bu bilgiler ışığında yapıyı analiz edelim. Şimdi dış dünyadan ben şunu da görelim arkadaşlar. Ondan sonra geçelim. Bakın 3 durumlu buffer yapısında yukarıda bunlar kullanılmış durumda. Nasıl bir özellik söz konusu? Burası benim giriş noktam X. X girişim, Y çıkışım ve burada bir buffer'ı kontrol ucum var. C ucu olarak gösterilmiş. Şayet C sıfırsa bir kontrol söz konusu değil. Çıkış yüksek empedansa gider. Ben ilgili kontrol işlemini gerçekleştirememiş olurum. Burada dikkat ederseniz C benim temel kontrol ucum. Şurada işaretleyelim C'yi. Karşılığı burada C'nin 1 ya da 0 olması durumu. Bakın C sıfırken bir kontrol imkanımız yok. Giriş çıkış çıkışa giriş değerini ulaştırmak gibi. Eğer enable edersek bunu, yani aktif edersek C ucunu, giriş sıfırsa çıkış ucu 0, giriş 1 ise çıkış ucu 1 değerini alır. Bizim yapmak istediğimiz de temel olarak bu. Dolayısıyla ben C'yi bu anlamda kullanarak giriş ucunu çıkışa aktarmayı, aksi durumda da girişle çıkışı aslında bir nevi birbirinden izole etmeye, yalıtmayı sağlamış oluyorum. Buffer dediğimiz yapı elektriksel olarak çünkü bunu sağlar. Şimdi bu bilgiyi de kullanarak buradaki yapıyı analiz edelim. Şimdi iki tip komutumuz vardı. İki grup olarak ele aldık. Pin okuma komutları belki daha basit olarak düşünülebilir. Doğrudan pinin okunduğu ve pin üzerinde hiçbir değişikliğin oluşturulmadığı komutlar bunlar. Bakın burada dikkat ederseniz pini ben okuduğum zaman pindeki bilginin iç dünyaya aktarılmasını istiyorum. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağım? Bakın burada bunu yeşil renkle gösterelim bu işlemleri. Bakın burada pin oku, bunları sileyim. Bunlar dursun. Bunu alalım. Şimdi burada yeşille gösterelim bu işlemleri. Pini okumak için bakın burada bir bana pin oku diye işaretlenmiş bir bu buffer'ı aktive etme ucu var. Yine dış dünya burası, pin burası. Pinin sinyali nereden gelebilir? Bakın burada iki tane düğüm noktası var. Şu düğüm noktası şuraya ulaşıyor. Ben eğer pin oku sinyalini bir yaparsam pindeki bilgiyi mikrodenetleyicinin iç dünyasına aktarırım. Dolayısıyla pinin okunmasına karşılık gelen komutlardaki durum bu şekilde açıklanabilir. Pin oku sinyaliyle ilgili pinin değeri iç dünyaya gelir. Tabi bu olaya çok şu anda hemen temel düzeyde bakmaya karşı geliyor. Şimdi ikinci grup komutu dikkate alalım. Yani şu ilişkiyi ifade ettiğimiz aslında durum bu. Bakın şu yönden veriyi almanın durumu yeşille gösterdiğim kısım. Şimdi bunu da bir başka renkle gösterelim. Ne yapıyordu bu tür komutlar? Oku, arkasından değiştir ve yaz işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi burada bakın çok temel bir ucumuz var. Latch oku denilen uç. Ben içerideki bilgiyi dışarıya aktaracağım. Temel olarak port üzerinde bir değişiklik oluşturacağız bu komutlar aracılığıyla ama sadece bunun gibi dış dünyadaki değişiklik şeklinde ifade edemeyiz. Okuma, değiştirme ve yazma şeklinde 3 temel grupta ele almamız gerekiyor.
Bakın burada bir flip flop yapısı var. Bir tutucu yapısı. Bu tutucunun bildiğimiz gibi saat darbelerine karşılık olarak Q buradaki D değerine eşit olur. Buradaki Q'nun tersi de Q'nun değerinin lojik olarak tersine eşit olur. Şimdi lojik seviye şayet Q'da 1 ise Q değil de 0 olur. Ve buradaki pull-up yapısındaki transistöre ben buradaki gate ucuna 0 lojik bilgisini iletmiş olurum. Bu durumda transistör iletime geçmez örneğin. Şayet buradan 1 iletiyorsak bu durumda transistör iletime geçer. Bunu basitçe transistör açısından bakacak olursak şöyle hızlıca göstereyim. 1 gönderirsek transistör iletime geçer. Bu şekilde düşünebiliriz. Eğer sıfır bilgisini gönderecek olursak da transistör iletime gitmez, geçmez bu uç anlamında bahsediyoruz. Bunu da işaretleyelim. Sıfırda transistör iletime geçmez. Şimdi bu Q değil açısından bakmaktı. Dolayısıyla Q açısından bakarsak bu durum sıra olarak tam tersine tekabül edecek. Yani Q sıfırken transistör iletime geçecek. Q birken iletime geçmeyecek. Peki pull-up yapısı açısından bakalım. Pull-up yapısı bize transistör iletimde değilken ne veriyor? Bakalım. Burada lojik seviye yüksek. Yine yüksek lojik seviye gidiyor. Eğer transistörü aktive ederseniz ne oluyor? Bu durumda transistörün buradaki kaynak ucu toprakta olduğu için sizin pininize de sıfır bilgisi ulaşmış oluyor. Dolayısıyla Q değil açısından da durum ters. Yani Q değil birken pine sıfır bilgisi gidiyor. Q değil sıfırken pine bir bilgisi gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda Q ile pin aynı değerlere, lojik seviyelere sahip olmuş oluyor. Şimdi bu bilgiyi bilmek birinci noktası işin. Bir diğer nokta bakın leç oku sinyali var. Ben leç oku sinyalini yani buradaki ucu aktif hale getirirsem Q bilgisi buraya ulaşacak D ucuna ve dahili hatta bu bilgi gelmiş olacak. Yani bu hangi yön aslında? Bu pinden bir girişteki seviyeyi ben okuduğumda tutucunun güncellendiğini biliyorum. Dolayısıyla tutucu üzerindeki değeri okumuş oluyorum aslında. Leç oku dediğimiz zaman pin üzerindeki aslında seviyeyi okuyoruz. Dolayısıyla leç bilgisini okudum ben. Değişiklik yapmak istiyorum. Bakın ilk kısım bu. Leç oku sinyali geldi, içeriye aktarıldı. Fakat değişiklik yapılmak isteniyor. İlgili komut, az önce gördüğümüz komutlardan herhangi biri bir değişiklik oluşturduysa bu durumda ne olur? Dahili hattaki bilgi güncellenerek buraya gider. Daha önceki sıfırdı bir olabilir, bir de sıfır olabilir ya da aynı kalabilir. Dolayısıyla leçe yaz sinyali buradaki işaret saat darbesi leç yaz sinyali geldiği zaman da buradaki bilgi buraya ulaşmış olur. Buradan Q'de ile ulaşmış olur ve buradaki transistör aracılığıyla da yine fiziksel olarak ulaşmış olur. Yani oku kısmını gerçekleştirdik. İlgili işlemi yaptık. Akabinde son olarak yaz işlemini de yaptık. Yani okuma işleminde leç oku bilgisi bizim için önemli. Arkasından işlemleri gerçekleştirdikten sonra da bu leç yaz sinyaliyle bu işlemi tamamlamış olduk. Dolayısıyla bu yapıyı anlamak, fiziksel olarak portların nasıl çalıştığını bilmek bizim için yapılacak uygulamaların da fiziksel olarak arka planda ne şekilde çalıştığını daha kolay anlamamızı sağlıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi portlar fiziksel olarak bu anlattığım yapının sadece bir pin için geçerli olduğunu öncelikle düşünelim. Ve bütün diğer pinlerde de bu fiziksel yapının var olduğunu bir kere bilelim. Bakın bu port 1 için anlatıldı. Port 1'in diğer bu bir tanesi ise örneğin diğer 7 pininde de aynı yapı mevcut. Dolayısıyla biz sadece bir pini analiz ettik. Diğer ilgili portun 7 pininde de veya o portun tamamında bütün 8 pininde de bu durum söz konusu. Bazı ayrıntılardan bahsetmemiz gerekiyor dedik. Port 0 hatırlarsanız
Open Drain yapısındaydı. Dolayısıyla harici pull-up özelliğini mutlak surette desteklemesi gerekir. Yine her ne kadar burada port 1 üzerinden anlatılmış olsa da biraz sonra ADUX 841'e geçeceğiz. Onun açısından da olaya bakacağız. O noktayı da, o ayrıntıyı da verelim. Port 1 ADUX 841'de giriş ucu olarak kullanılır. Çıkış olarak kullanılmaz. Dersin ilerleyen kısımlarında analog giriş özelliğini veya bir başka ifadeyle analog dijital dönüşümü, analog işaretin sayısal işarete dönüştürülmesini anlatacağız. Yine buradaki giriş uçları da port 1'de. Dolayısıyla aslında port 1'i bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Giriş olarak, fiziksel olarak kullanılır. Hem sayısal hem de analog girişler burada bu özellikler port 1'e ait. Temel olarak bu bilgilerle portları önemli ölçüde anlamış olduk. Portların her bir portun tamamen aynı yapıda olmadığını ifade ettim. Bakın port 0'daki pull-up yapısını bu şekilden görüyoruz. Port 0 harici pull-up direnç bağlantısını sizin oluşturmanız gerekiyor. Şayet port 0'ı kullanıyorsanız bu bir gereklilik. Yine portlar için ADUX 841'i dikkate alırsak çok daha fazla ilave özellik söz konusu. Bunu da ilgili portu kullanıyorsanız o özelliği kullanamayacağınızı bilmek ya da o özelliği alternatifleri varsa sizin için onları dikkate alabilmek de yine dikkate alınması gereken noktalardan birisi. Şimdi son olarak ADUX 841 açısından olaya bakalım. Dikkat ederseniz ilk fark edeceğimiz nokta standart 8051'de 40 pin dikkate aldık. Burada pin sayısı daha fazla. Onun dışında fiziksel yapı burada bakın farklı. Az önce DIP kılıf yani delikli plakete yerleştirilen yapıyı dikkate aldık. Burada bakın bir yüzeye montajlı yapı. Çünkü günümüzde artık elektronik devreler küçülüyor. Çok daha farklı gereksinimler var. Entegre devrelerin güç tüketimlerinin azalması, fiziksel olarak yüzeye montajlı olmaları, üretim prosesleri anlamında bir zorunluluk, gereklilik yine yüzeye montajlı ve küçük yapılar artık günümüzde karmaşık devrelerin gerçekleşmesinde EMC gibi tedbirlerin uygulanması açısından da son derece önemli. Dolayısıyla bu anlamda fiziksel olarak da çok küçük aslında. Bakın burada en küçük madeni paralarımızdan birisiyle mukayese edildiğinde bile neredeyse çok küçük olduğunu anladığımız bir fiziksel yapıyı görüyoruz. Bu gerçek bir ADUX 841 tüm devresinin görünümü. Burada 52 tane uç var. 52 tane uç burada karesi olarak dağıtılmış. Buradaki kılıf da bize bunu söylüyor. Ve fark edeceğimiz nokta her ne kadar pin sayısı standart 8051'e göre yani 40 değerine göre artmış olsa da bu ilave özelliklerden dolayı aslında az önce pinler tek bir özelliğe ya da bazen iki özelliğe, paylaşımlı özelliğe sahipken ADUX 841 mikro denetleyicisinde çok daha fazla özellik bir pine atanmış. 3 gibi hatta 4 gibi özelliğin bir pinde var olması durumu söz konusu. Burada seçim yapmak, tercih yapmak. Eğer daha fazla sayıda pine ihtiyacınız varsa ama aynı zamanda o özellikleri de kullanmanız gerekiyorsa daha farklı mikro denetleyicilere yönelmek gerekebilir. Bunlar temel bir tasarım yaklaşımı olarak dikkate alınabilir. ADUX 841 özelinde bahsedecek olursak, örneğin henüz görmedik ama mesela bazı pinlerde özellikler paylaşımlı olsa da bazen alternatifler bırakılmış. Örneğin harici kesme ile portların aynı pinlerini port 3.3 bunlardan birisi örneğin paylaşımlı kullandığını söyledik. Yine ileride göreceğimiz PWM özelliği de herhangi bir portun herhangi bir pininde zaten mevcut olmasını beklediğimiz bir özellik. Bakın şöyle bir ayrıntı var. PWM1 girişi hem port 3.3 için kullanılabiliyor hem de port 2.7 için kullanılabiliyor. Yani burada kullanıcıya bir tercih hakkı bırakılmış. Örneğin siz port 2'yi kullandınız. Buradaki pinleriniz müsait değil. O durumda PWM'i buraya aktarabilirsiniz. Ya da kesme kullandığınız harici kesme bu pininiz dolu. O zaman tercihinizi buradan yana yapmanız gerekiyor. Portlar hem dersin bundan sonrası için son derece önemli. Aynı zamanda dersin bundan önceki
bilgilerini de yine birleştirme imkanımız şu anda var. Örneğin son noktalardan birisi olarak bir önceki derste gördüğümüz hafıza yapısını düşünürsek, örneğin Türkçesiyle özel durum kaydedicileri demiştik, SFR'ler. Bu SFR'ler RAM'de bulunuyordu. Portların da SFR'leri olduğunu söylemiştik. Şu anda gördüğümüz 4 tane port, port 0, port 1, port 2, port 3. Her birisi RAM'de yine SFR'lere sahip olan ve bu portların değerlerinin de aslında az önce latch'lerden bahsettik. Bunlar işte o RAM'deki ilgili noktalara karşılık geliyor. Dolayısıyla bu önceki konuların sonraki konulara doğrudan bağlı olduğunu gösteren bir diğer nokta daha. Bu dersi portları yani tüm devre uç ilişkilerini bu anlamda tamamlamış olduk. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.